Euro Truck Simulator 2'den herkese merhaba arkadaşlar. Seyahatlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bakın yepyeni bir arabaya geçtik. Passat R-Line. Arabamız şu şekilde dip basık. Bakın yere kadar basmışız. Jantlarımız falan yıkıyor. Yeni nesil farlarımız var. Şurada bakın çakarımız var önüne. Nasıl yakınılıyor bilmiyorum ama. Arabamız beyaz. Şu an Norveç'teyiz. Norveç'ten arkadaşlar başlayıp İsveç'e kadar yani Stockholm'a kadar gideceğiz. 507 kilometrelik güzel bir yolumuz var. Şöyle yavaştan yavaştan yolumuza çıkalım bakalım artık. Arabamız da yakıyor arkadaşlar. Şöyle vitese takalım. Yolumuza koyalım bakalım. Passat'ımız da bayağı bir güzel. Şöyle yok. Şuradan sinyalimizi verelim. Dışarısı da bayağı bir güzel gözüküyor. Ortam çok güzel arkadaşlar. Bayağı bir güzel bir ortamımız var. Yani şöyle tam bir Karadeniz yolu gibi. Güzel bir yolumuz olacak. Biraz arabanın sesi kısık gibi geldi bana ama. Hatta yorumlarda şey yazmışlar arkadaşlar, sesi biraz kısın falan filan, işte sesini duymuyoruz gibisinden falan, şuradan döneceğiz. Ondan dolayı kıstım biraz. Ama o biraz arkadaşlar şeyle alakalı, araba modlarıyla alakalı. Bazı araba modlarında ses kıssan bile kısılmıyor. Bazı modlarda ses çok fazla yüksek. Bak mesela bunda düşük. İşte moddan moda değişiyor, onu biraz ayarlamak zor oluyor. Bir kere ayarlıyorsun kalmıyor yani. Bir başka moda geçtiğin zaman bu tır olmadığı için arkadaşlar her arabada farklı oluyor. Bu arabaya arkadaşlar bakayım. Bu arabayı manuel sürmek arkadaşlar sarmıyor ya. Biz bunu en iyisi otomatiğe çevirelim. Otomatik de gidelim. Şöyle şuradan otomatiğimizi alalım. Hatta sesi de biraz yükseltelim ya. Çok kısık geldi bana. Şu ana sesi arkadaşlar biraz şöyle tam böyle 41 alayım. Hatta 42-41 o arada dursun. Arabayı da otomatiğe alalım. Şuradan. Neredeydi? Ha, gerçek otomatik tamamdır. Buradan devam edelim. Arkadaşlar bu arada bundan sonra çok güzel canlı yayınlarımız gelecek. Short videolarımız gelecek. Kanalımızda büyük değişiklikler yapacağız. İşte şu an Ramazan'da olduğumuz için arkadaşlar herkesin Allah orucunu kabul etsin. Böyle farklı farklı şeylere geçeceğim. Onu bekliyorum. İşte short videoları, işte onun dışında arkadaşlar sanandı. GTA ile ilgili böyle farklı farklı mod videoları gelecek. Yani bayağı ve epey bir değişiklikler yapacağız. Kanalımızı bayağı bir güzelleştireceğiz yani arkadaşlar, anlayacağız. Şuradan yavaştan yavaştan yolumuza koyalım gene. ...494 km'de bir yolumuz var. Bakın kadranın ortasında da şöyle güzel bir hayalet ekranımız var. Orada da gözüküyor. Bu mod biraz sıkıntılı arkadaşlar. Bak tipi falan çok güzel. İçi çok güzel. Her tarafı çok güzel. Ama sürüşte sıkıntılı, onu söyleyeyim. Biraz yolda durmuyor falan. Çünkü eski modlardan birisi, güncellenmiş. Ama mod eskiden yapılmış. Ondan dolayı bazı sıkıntılar var. Modun bazı problemleri var yani arkadaşlar, anlayacağız. Bak şöyle dönerken falan problem çıkartıyor. Ondan dolayı biz böyle hafif hafif yavaş yavaş takılacağız. Çok fazla basmayacağız. O tavanda bir yapıştırırız belki. Zaten yollarımız çok güzel bakın. Tam böyle orman yolu. Norveç'ten başlayıp İsveç'e kadar gideceğiz bakalım. Arkadaşlar bu arada Allah ulan şeye bakarken arabayı vurduk. Bu arada isterseniz şeyleri de yapabiliriz ha. Mesela böyle gece canlı yayın falan yaparız sahurda. Online oyun falan bildiğiniz bir şey varsa yapabiliriz. Zula seviyorum. Şu an bende yok ama indirebilirim onu. Veyahut da GTA 5 online oynayabiliriz. GTA 5 online de bayağı bir sarı zevkli oluyor. Onda da takılabiliriz. Keyfimize göre bir şeyler yaparız yani. Şimdi şöyle bir yapıştırayım bakayım. Hazır yolumuzda bulduk. Ya da sabit mi gidelim, yapıştırarak mı gidelim bilmiyorum. Neyse şöyle takılarak gidelim ya. Bayağı bir güzel yani zaten yolumuz. Yalnız Passat'ımız da bayağı bir güzel duruyor ya. İçi de güzel, dışı da güzel. Bu arada arkadaşlar şey, yorumlarda şey yazmışlar, direksiyon ayarını falan nasıl yaptığını yazmışlar. Direksiyonu söyleyeyim, belki merak edenler vardır. Rampage V900 diye bir direksiyon. Ucuz yollu bir direksiyon. Ama şöyle, yani ucuz direksiyonlardan bir tık üstünde. Normalde işte diğer direksiyon 180 derece falan dönüyor. Bu normal 900 derece dönüyor. Bu şekilde alırsanız arkadaşlar bu da fena değil. Ayarlarını güzel yaparsanız, hassasiyetini yaparsanız hiç fena değil yani. Titreşimi falan var ama arkadaşlar tabii yani bir Logitech gibi değil. Geri bildirim falan çok gerçekçi değil. Normal titriyor. Normal direksiyon seti gibi. Ama dediğim gibi ayarları güzel yaptığınız süreçte, 900 derece ayarladığınız süreçte fena değil yani. İşinizi epey bir görür. Tabii ki de dediğim gibi arkadaşlar bir diğer markalar kadar değil. Böyle iyi kaliteli markalar kadar. Ben kullandım o markalardan bu arada. İşte ilk çıkanda kullandım. G27 kullandım. Sonra sattım arkadaşlar sıkılınca. İşte bilgisayar falan filan başka bir şeyler aldım. Ondan sonra tekrardan bilgisayar kurdum. Bu direksiyon setini aldım. Fena da değil yani, işimi de görüyor. Allah, ne oldu lan orada?
Onun bir şeye çarptık ya orada, uçtuk orada. Neyse, sıkıntı yok. Zaten 420 km yolumuz var bayağı bir. Şuradan şöyle devam edelim bakalım. Ya yollar, bir araba bir garip ya. Ama içim içi çok güzel yani. İzlemesi keyifli. Sürmesi zor biraz. İzlerken keyifli duruyor ama. Bak 3 tane navigasyonumuz olmuş. Hem burada hem orada hem ortada. Hatta şunu kapatalım ya. Ortadakine gideriz arkadaşlar. 3 tane navigasyonumuz var. Ne yapacağız 3 tane? 2 tane yeter bize. Önde de bir Tesla'mız var. Şöyle bir yapıştıralım bakalım. Önce de arkadaşlar bu arada şey yapıyorduk böyle. Müzikli yayınlar falan açıyorduk. Ben o müzikler sonra problem çıkartır diye sonradan açmamaya başladım. Bu şekilde devam ederiz diye düşündüm. Bakalım, sıkıntı problem çıkartmıyorsa öyle de devam ederiz. Çünkü remixli olduğu için telif gelmiyor. Bilmeyenler varsa arkadaşlar, remixli müziklerde telif gelmiyor. Ama sorun çıkartıyorlar mı bilmiyorum. Bilmediğim için arkadaşlar ben yine normale döndüm. Belki tekrardan öyle keyifli bölümler yaparız. Önceden de çok keyifli bölümlerimiz vardı. Böyle müzik açıyorduk, uzun yolu falan yapıyorduk Türkiye haritasından. Bu arada arkadaşlar bakın, Türkiye haritasını buna da indirdim. Son sürümdeyiz şu an. Buna uygun olanını da indirdim. Bakın duruyor hala burada. 1.49 sürümünde duruyor. Gene takılırız yani Türkiye haritasında güzel arabalarla. Şu an 5.2 yakıtımız gösteriyor. Ha, o başka bir şey. O sabit lan o. Anlık değil. Şurayı değiştirebiliyoruz mu? Bak bu da değişmiyor yol bilgisayarı. Neyse, yapacak bir şey yok. Bu kadar yapmışlar. Ama yollar da bir garip ya. Baksanıza böyle dönüyor mönüyor, bir anda çıkıyor. Buradaki yollar bir garip. Tünelleri de bir garip. Bakalım. Stoplarımız bu şekilde. Arabamız da Allah. Ulan bu arabayı hiç alışamadım arkadaşlar ya. Hiç alışamadım bu arabayı. Hatta şöyle mi yapalım? Norveç'in havasına uygun olsun biraz. Şöyle yağmurlu yapalım. Yağmurlu gidelim arkadaşlar. Tam da buraya uygun bir hava yapalım. Sileceklerimizi de şöyle çalıştıralım. Bakalım kaç kilometremiz kalmış. 350 dakika. Şöyle ağırdan ağırdan yakalım artık bakalım. Yağmurlu havamızda. Tam da buraya uygun bir hava oldu dediğim gibi. Sineceklerden de ses geliyor arkadaşlar. Duyuyor musunuz? Bak cik 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 cik. Onu da güzel yapmışlar he. Yani biraz sorunlu çalışıyor silecek. Çoğu yeni arabada böyle bir şey olmaz da, gerçi gene de güzel olmuş yani, bazen sorun çıkartabiliyorlar. Gerçekten buradaki yollar biraz garip ya. Ama güzel ama. Fena değil. Keyifli. Arabayla çok da hızla yapamıyorum. Çünkü arkadaşlar araba yolda durmuyor. Bu arada ben bu modu arkadaşlar önceki şeyde indirmiştim, Türkiye modda. O zaman 1.48 sürümde mi yapmıştım? Onda sıkıntı yoktu. Bak 1.49'da sorun var biraz. 1.48'de sorun yaşamamıştım. Şöyle bir yapıştırayım bakayım biraz ya. Yolumuzu da bulduk. Ne kadar yolumuz kalmış? 316. Oo bayağı var da. Lalla ola, araba durmuyor lan. Allah be. Araba durmadı. Harbiden durmuyor. Hasar aldık mı? %3. Vay anasını, araba durmadı. Ben şeye bakıyordum, yakıta bakıyordum, yakıt kalmış mı diye. Yakıtımız full arkadaşlar. Bu gider bayağı bir. Neyse, bundan sonra sakin sakin gidelim ya. Çok da abartmayalım. Yolun keyfini çıkartalım. Grafiklerimiz zaten çok güzel. Akarak gidelim. Şöyle yolumuzu açalım bakalım. Bu arada arkadaşlar siz de beğenip abone olup desteğe çıkmayı unutmayın. Zili de açmayı unutmayın arkadaşlar. Zili açmanız lazım. Çünkü bildirim gitmiyor herhalde büyük ihtimalle. Onu unuttuk bak. Normalde zili mili açmanız gerekiyor. Bak onu söylemeyi hep unutmuşuz. Abone olun ve zili de açmayı unutmayın. Yoksa bildirim gelmez. Arabamız yakıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir güzel duruyor. Şöyle bir yapıştıralım bakalım biraz artık. Yolumuzu bulalım artık. Hatta şöyle sabitleyeyim, sabit gidelim ya. Keyifli keyifli. 100. Şöyle şuradan attırabiliyordum değil mi? Ben bunu öyle hatırlıyorum.
Dur lan, ben bunu nereden arttırıyordum? Onu unuttum ya bak. Oynamayı unutmuşuz arkadaşlar. Yani hızı sabitlemeye. Ve araba gitmiyor da ya. Yavaş gidiyor. Niye anlamadım. Şöyle sabitledim. Tamam. Yok ya. Burada bir ayarı vardı ama unutmuşuz demek ki. Neyse, sıkıntı yok. Şöyle biz akalım bakalım. Ve araba, he, araba altını vuruyor. Doğru. Biz bastık ya arabayı arkadaşlar. Orada unutmuşuz. Altını vuruyor. Şöyle 140, bak 150. Yağmur bitince belki hız denemesi yaparız da, bu araba yolunda durmuyor. Dursa yaparız da. Normalde bile durmuyor. Bak şurada oyunumuz çökmüş. Böyle bazen sıkıntılar var. Bazen arkadaşlar yorumlarda şey görüyorum. GTA 4'ü çok sevenler olmuş. GTA 5'te de aynı şey yaptı. Grafik modda falan, ama o hiç tutmadı. Ama GTA 4'te aynı şey olmadı. GTA 4'ün böyle farklı bir fan kitlesi var. Hatta GTA 4'ü ben de ayrı seviyorum. Onu da söyleyeyim. Hatta en sevdiğim GTA oyunu olabilir. GTA 4, yani öyle diyeyim ben size. Onun işte bazı paketleri var işte. O pakette işte grafik modda oynar mısın falan yazmışlar. Eğer ki beğenirse arkadaşlar onu da yapabiliriz yani. Gerçi o grafik modu, benim çok güzel bir grafik modu bulmuştum. Çok böyle tatlı duruyordu benim yaptığım. Yani hiç öyle yapay, işte ne bileyim, abartılı falan değildi. Tam böyle gerçekçi duruyordu. Ama şimdi o modu bir daha bulabilir miyim bilmiyorum. Bir yerlere kaydetmişimdir kesin ama. Bulabilirsem yaparım. Ama o modda şöyle bir sıkıntı var. İşte o mod grafik problemi yaratıyordu. Mesela yaptığın zaman gökyüzü falan böyle, yani gözükmüyordu falan, böyle garip garip siyah ekran falan oluyordu. Onun için de ayrı bir mod indirmiştim. Ben o şekilde oyunu düzeltmiştim. Yani onu indirip bir de oyunu düzelttiğim modu bulman lazım. İkisini birden bulduktan sonra o zaman eski halini yapabiliriz yani. İşte oyunu sildiğim için arkadaşlar tekrardan onu yükleyip aynı modu bulup aynı modları bulmam lazım. Biraz da kolay değil yani o iş. Ama istenirse arkadaşlar, izlenirse de bir de üstüne yaparız yani, o sıkıntı değil. Bir şekilde hallederim ben onu. 200 km de yolumuz kalmış. Passat'ımızla böyle yağmurlu akıyoruz. Haydi bakalım. Araba var ya, yaylana gidiyor ya. Tam böyle harbiden İsveç bölümü oldu. Buraya Volvo ile de gelebilirdik arkadaşlar. Tam bir İsveç arası. %97 km de yolumuz kaldı. Bak yağmur da bitti. Şöyle kapatalım. Havamız da bayağı bir kapalı duruyor şu an. Şöyle biraz basalım artık ya. Şöyle biraz gazlayalım artık arkadaşlar. Yolda durmuyor ama yapacak bir şey yok. Durduğu kadar. 180 km de yolumuz var. Biraz gazlayalım. Yolumuzu bitirelim. 170. Hadi bakalım. 175. 180. Daha gider mi? Gider. Çok gider de araba durmuyor. Arkadaşlar çarparsak da çarparız. Yapacak bir şey yok. Ama sıkıntı şurada, araba basık olduğu için biraz zıplıyor. Problem oradan çıkıyor. 200. Bak 200'ü gördük. Haydi bakalım. 205. Bu araba bu viraja girmez. Çünkü zıplayacak. Dur bakayım, gaz kestim. İyi. 180. Şuradan şöyle bir yanlayarak girebilir miyiz? Haydi bakalım. 170. Gayet iyi gidiyoruz yani. Şöyle biraz hafiften, tamam. Neyse, bu arabanın arkadaşlar sürmesini bildim mi bir ayarı var böyle, bak bir ayarda sürdüm mü yolda duruyor. Bundan sonra bir gazlayarak gidelim bakalım. Otobanı bulduk nasıl olsa. Bak bir ayarını buldum mu duruyor yolda ya, bak 170-180 duruyor yani. Allah. Ulan o şeyi çevirince arkadaşlar bir anda algımız kaydı. Şuradan şöyle dön bakayım, dön. Biraz alıştım gibi arabaya. Uzun yolda özellikle arkadaşlar bir ayarını buldum mu dönüyor. Şuradan dönelim bakalım. Ha, gene bir iki şerit yola girdik be. Neyse, yapıştıralım biz gene. Yapacak bir şey yok. Burada otobana mı bağlanacak acaba? Stockholm. Bak az kaldı. 130 km'miz kaldı. Yapıştırıyorum bakayım. Haydi bakalım. Şöyle son gaz gidelim arkadaşlar. 120 km'de de yolumuz var. Şuradan dön bakayım. Dön. Şuradan da dönelim arkadaşlar. Tamamdır. Yapıştır. 113, 160. Bak 165'e çıktık. 175. Haydi bakalım. 180. 180 gidiyoruz arkadaşlar. Bak yol tutuşuna alıştım arabanın. He. Bunun bir ayarı var arkadaşlar. Orayı tutturdu mu fena değil. 190. Tamam. Ben şimdi alıştım ben. Allah.
Tam derken arkadaşlar yoldan fırladı araba. Freni yapalım bakalım. Tam derken yoldan fırladık. Zaten 90 km yolumuz kalmış arkadaşlar. Onda da arabayı pert etmek. Bakayım kaç? %3'teyiz hala. Tamam, sıkıntı yok. Biz bununla biraz daha dolaşırız. Yeni modlar güzel ama arkadaşlar. O son çıkan modları indirdiğin zaman onlar güzel. Onları güzel ayarlamışlar. Ama eskilerden indirdiğin zaman güncellenmiş olanlardan onlar biraz sıkıntı işte. Şöyle 180'e gene yapıştırdık. Gazı kesiyorum. Burada tır var. Çünkü giremeyecek belli. Atacak arkaya. 150'ye çektim gene tekrardan. Şöyle dön bakayım. Bu arada arkadaşlar bu direksiyonu ayarlamalarını falan yapmak isteyen varsa bak şöyle biraz anlatayım. Şurada altta tuşlar var bakın. L1 Allah. Ulan hep bari şey yaparken vuruyoruz araba. Neyse L1 L2 var arkadaşlar bir de. Sağda R2 R1 var. O 4'üne birden basılı tutuyorsunuz. Burada ışık yanmaya başlıyor. Ondan sonra arkadaşlar orada sıfırlama yapıyorsun. Hem tam sağa tam sola işte gaza frene basıyorsun. Ve en son direksiyon altındaki arkadaşlar opsiyon tuşuna basıyorsunuz. Direksiyon sıfırlanıyor. Hiç ölü bölge falan kalmaz. Çok böyle arkadaşlar akıcı olur falan filan işte. Bu direksiyonu kullanan bayağı bir kişi var biliyorum. Yorumlarda yazıyor. O şekilde halledebilirsiniz. Şurada yani bayağı kolay aslında. Ben de önceden bilmiyordum bu arada. Normal işte driver ayarlarından yapıyordum. Sonradan öğrendim. Yapması da bayağı bir kolaymış yani. Zor değilmiş. Şuradan şöyle deneyelim bakalım. Aa gelmişiz be. 25 22 minette yolumuz kalmış. Şöyle ağırdan ağırdan dönelim arkadaşlar. Dön 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 dön. Şuradan Allah. Harbiden buralar sıkıntı bayağı bir. Zaten 20 km yol kaldı arkadaşlar. Saat de 4'e geliyor. Ama sonumuz 200 lira falan çıktık herhalde bu bölümde. Gayet iyi gazladık. Hiç fena değildi. Şuradan bak Solcom diyor. Tamam, tabelamızı gördük. Oğlum hep lan bu bölüm var arkadaşlar. Bayağı bir gittik ya. Bayağı bir gittik. Bayağı bir gittik harbi. Neyse sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok yani. Sonuçta çok paramız var. 4,7 milyon euro. Harca harca bitmez arkadaşlar oyunda. Biz nereden? Sağdan. Tamam. Çünkü bu arabayı arkadaşlar baştan ısınamadığım için ondan dolayı biraz sıkıntı çıktı. Şöyle şuradan dönelim bakalım. Arkadaşlar Stockholm'a geldik bakın gördüğünüz gibi. Yani burayı bu şekilde yapmışlar İsveç'in başkentini. Şöyle normal bildiğin Avrupa şehri. Çok da aşırı da bir olay yok. Burası meydan. Bakın şöyle meydandan gidelim bakalım. Etraf bu şekilde gördüğünüz gibi. Şurada bir otoparkımız yapma yerimiz var. Hatta oraya bir döneriz geldiğimizde. O şurada da güzel bir yer var. Buraya da girebiliriz. Şuralarda bakın şöyle bir yerler var. Yani oyunda anlayacağınız her yer bu şekilde. Hatta şöyle bir dönelim bakalım. Şöyle bir etrafı dönelim. Her yeri görelim bakalım. Var mı bir sıkıntı? Yok. Her yer aynı arkadaşlar. Biz gene o güzel bulduğumuz yere girelim. Şuradan şöyle tekrardan gireyim. Arabayı mahvettik ama. Arabayı harbiden mahvettik bu yerine. Şuradan dönelim arkadaşlar. O bizim yer neredeydi? Orada bir yerimiz vardı. Piriş çıvılma kurumu falan filan. Onu geç kardeşim. Bizim mekan neredeydi ya? Ha şurada şu. Burası mıydı? Ha bura bura. Tamam ben burayı beğenmiştim. Bir de şu şurada bir yer vardı ama burası daha güzel duruyor. Altını maltını sürtüyor arkadaşlar araba. Şöyle sarı yere park edelim arkadaşlar sarı alanı. Arabamız da zaten yakıyor. Bakın gördüğünüz gibi şu çakarlar nasıl yanıyor hiç bilmiyorum. Ve hatta şuraya mı? Duran or yok neyse burası iyi ya. Gel 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 gel. Şurada duralım bakalım. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Dediğim gibi Ramazan olduğumuz için çok fazla böyle şey yapamıyoruz. Ama elimizden geldiğince yapıyoruz arkadaşlar bir şeyler. Beğendiyseniz beğenip abone olup destek çıkmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.